Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız dıktınlar ekranımızı bulsun. Beşinci növetlik Şarık Türkistan Milli Birlik Şurası İstanbul'da devam kılmakta. 14-cü növətlik Dünya Şərqi Türkistanlıqlar Qeyrindaşlıq Uçuruşu və 5-ci növətlik Şərqi Türkistan Milli Birlik Şurası yığını 2-ci oktyabr İstanbul'da rəsmi başlandı. Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti tərəfindən hər yili müntizim ötküzülüb kilovatqan Qeyrindaşlıq Uçuruşu dünyanın hər qaysı yerlərində aktiv fəaliyyət qılıbatqan Şərqi Türkistan ammivi təşkilatlarının rəhbərləri, alimlər, akademiklər, cəmaət ərbabları və ziyalilərinin qatnışı bilən yıldan-yılğa yuqarı səviyyədə davam qılmaqda. Qeyrindaşlıq uçuruşu və Milli Birlik Şurasının ekiliş mərasimi Şərqi Türkistan Ölümalar Birliği rəis vəkili Mahmudjan Damollamın Qur'an-ı Kerim tilavətidən kən Şərqi Türkistandakı barlıq şəhidlərinin ruhiga Fatiha oquş və iki dövlətin istiqlal marşı bilan başlandı. Arqadan Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birliği rəisi Hidayətullah Oğuzxan əpəndi ekiliş nutq sözləb, dünyanın hər qaysı yerlərindən gələn barlıq rəhbərlər, vəkillər və mehmanlara rəhmət etqandan kən Şərqi Türkistan davasının növbəti qaysı basqışqa kelganligi, dava yolida besip ötken basqışlar, qiyinçiliklar, hal qilinishqa tegishlik məsələlər qatarlıq temalarda təfsili toxtaldı. Ve bu hareketning vatanimiz Şərqi Türkistanning müstaqilligini to'liq qo'lga olish uchun to'xtovsiz harakat qiladiganligini ta'kidladi. Hidayatullah Oğuzxan efendimning ekiliş nutqidan keyin dünya Şərqi Türkistanliklar qeyrindoshlik uchrashi ve Şərqi Türkistan Milli Birlik Şurası'nın 14 yıllık musabısını ifadelip bergen kısqı film mihmanlarına huzuruğu sunuldu. Arkadan Şərqi Türkistan davasının harmas kolluğuçisi, Adalet ve Terakiyat Partisi 23. növetlik milletvekili, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kanun Fakültesi Müdürü Profesör Doktor Celal Arbay Efendi söz kıldı. Ve her daim kadar caranlık, cesur sözleri bilen, yukarıdaki filmden alınan tesiratını sözlep ötüp, güzel Şərqi Türkistan'ı çöküm kaydırıp ilişki həmmeylen vədi bireyli digineci sözünü başlap, davanın qayardın qayarık gelgelikini, Türkiye'nin her zaman Şərqi Türkistan davasının arkası dişgelikini, əsla ümitsizlikki çüşkü bolmaydıqanlıqını təkidledi. Arkadan Şərqi Türkistan Ölümalar Birliği reisi Doktor Atavullah Şahyar Ustaz bu davanın kurgucisi ve yolbaşlıq uçusu bolğan merhum Abdülhakim Xan Maksum Acim'a Allah'tan rahmet diləş bilen sözünü başlap, rehberlerinin vazifesinin intayin iğir işgeliki, vatandaki halkımız ve muhacirettiki qeyrindaşlarımızın bizden ümit kütü vatqallıqı, bu iğir mesuliyet növette muşu rehberlerinin üstüde işgeliki qatarlıq mezmunlarda toxtaldı. Arkadan Afganistan Teşkilatlar Birliği reisi Muhammed Akbay söz kalıp, Şərqi Türkistan'ın derdi pekatlı Şərqi Türkistanlıklarla emez, belki Afganistan Türklerinin, Özbeklerinin, Kazaklarının, kıskısı bütün Türk kavimlerinin ortak derdi işgeldikini ve Şərqi Türkistan'ın çokun müstakil bulunduğallıqını, bugün bu yığınışkı katnışıp bununla bolgan işencinin tihimi aşkallıqını bildirdi. Arkadan Dünya Uygur Kurultayı Reis Vekili, Uygur Tetkikat İnstitutu Reisi ve Strategiye Mütexassisi Doktor Ergin Ekrem Efendi söz kıldı. Ve aldı bilen Dünya Uygur Kurultayı Reisi Dulkunaysa Efendim'nin salamını yolluğun deyken, növetteki Şərqi Türkistan davasının kayısı başkışı kelgeliki ve kılışkı digişlik en muhim hizmetler hakkında ve növette Şərqi Türkistan teşkilatlarının vaziyet yaratış ve başkuruş devriye kelgelikini ve bunu kılalaydı kallıqını. Bundaq bir devirde hemkarlıqını tihimi müstehkem kılış gerekliki qatarlıq temalarda toxtaldı. Arkadan Şivisiya Uyğur Maarif Uyuşması Muavin Reisi Ahmetcan Tursun Efendi söz kıldı. Ve aldı bilen Şivisiya'daki barlıq Uyğurlarının salamını yollaş bilen birge, Maarif hareketi bilen birlikte basqan qadamının tihimi küçülük ve müstehkem şekilde devam kılıvat kallıqını ve bundan keyin tihimi küçüydü kallıqını bildirdi. Arkadan Gollandiya Şərqi Türkistan Təşkilatlar İhtibakı Reisi Ubulqasım Abdülaziz Efendi söz kıldı. Ve Avrupa Maarif Cemiyeti Reisi ve Gollandiya'daki barlıq qeyrindaşlarının salamını yetküzgen deyinkin, yıllardan buyan hemkarlıq içinde besip ötken müsabiler, kolgu keltürülgen neticeler qatarlıq temalarda toxtaldı. Arkadan Türkiye'de Şərqi Türkistan davasını akbaratlı küçülük gün tertipke keltürüvatkan jurnalist yazgıcı Halis Özdemir Efendi söz kıldı. Ve nihayeti təsirlik nesihetleri bilen texi yakındalı Kazakistan ziyaretinde bir Şərqi Türkistanlıq aile bilen körüşkerliği ve unutulmaz əslimeler bilen ayrılığallıqını bildirdi. Ve Xitayda cavuzcularının növetteki vahşi siyasetinin onun veyran buluş işareti işgeliğini bildirdi.
ve özünün növette Allah'tan Şarkı Türkistan'ın müstakillikini görmeyi durup cenimini alma deb tilavatkallıkını bildirdi. Ve Şarkı Türkistan davası için her bireylerinin bütün küşü bilen hizmet kılışı gerektiğini takitledi ve özünün mu şunda kılıdıqallıkını bildirdi. Keyin Finlandiya Uyghur Medeniyet Merkezi Reisi Dr. Muhammed Ali, Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti Reisi Salahiddin Tursun, Pakistan Ömer Uyghur Vakfı Reisi Ömer Khan Uyghur kadarlıklar ayrım ayrım söz kıldı. Ve öz devletlerdeki Uyghurlarının salamını yollaş bilen birge kılınıvatkan hizmetler hakkında kıskıcı dokulat verdi. Arkadan Saudi Arabistan'daki muhacirlerge vakaleden Dr. Abdullah Alim söz kılıp, Saudi Arabistan'a 1940 yıllardan başlayıp hicret kılgan Uyghurlarının kolidin gelgen nurgun hizmetlerini kılgallıkını, onlarının hemmesinin dünyanın her kaysi geylerdeki dava üstüdükilerinin hizmetlerinin pahırlandıqallıkını ve her daim yardımge tayyar ikkallikini bildirdi. Keyin Kazakistan'daki Uyghurlarga vakaleden Mir Neşriyatı reisi Alişir Halilov söz kıldı. Ve Kazakistan'daki barlıq Uyghurlardan otluq salam yolladı. Ve növette Kazakistan'daki Uyghurlarının ahvali, faaliyetleri, hizmetleri hakkında kısıkçı malumat verdi. Arkadan Kırgızistan'daki Uyghurlarga vakaleden Pişkadan faaliyetçi Roz Muhammed Hacim söz kıldı. Ve Kırgızistan'daki barlıq Uyghurlardan yalqulluq salam yolladı. Ve bu yığında his kılgan tuyğularını sözledi. Şundaqlı Kazakistan ve Kırgızistan'daki Uyghurlarının ahvali bilen Türkiye'den başlayıp Avrupa'ya bolgan erkin devletlerdeki halkımızın ahvalini seleştirgan asasda erkin dünyadaki halkımızın tehimi aktif buluşu gerektiğini tekitledi. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reis Vekili Mahmutcan Damullam söz kılıp Şarkı Türkistan milli görüşünü Arap İslam dünyasında kanat yaydırışının usul çağrıları hakkında toxtaldı. Ve Arap dünyasındaki Şarkı Türkistan meselesine bolgan pozisyonu Xalq ve hükümetler pozisyası deb ikkiga ayrış gerekliğini ve şununga asasen hareket kılış gerekliğini bildirdi. Keyin Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Arap İslam Dünyası Vekili Muhammed Amin Uyghuri Efendi söz kılıp, növetti davayımızda Arap Dünyası'nı tunutuştu kılıngan ve kılınıvatkan hizmetler, şunaqla aldığımızdaki baskıştı kılınışkı tigişlik muhim hizmetler hakkıda dokulatı sundi. Şu günü çüştün kiyinki yığında birinci bulup cemaat erbabı Abdüqadir Yapcan Efendi söz kılıp, Dava yoludaki köreşinin tabiiti ve Xitay tecavüzcülerinin növetteki vekşi kırgıncılığı astıda berilivatkan kurbanlıklar, halkımızın kılçılık baş egmestin mücadelesini devam kılıvatkanlıkı ve Şarkı Türkistan yıkılgan günü yüz beridigan paciyeler katarlıq temalarda toxtaldı. Arkadan Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közdüş Cemiyeti Reisi Nurmuhammed Türkistani Efendi söz kılıp, Çet elde küçeygen davanın hakiki ilgilerinin emiliyette vatende kurban bir vatkan halkımız ikkallikini bildiriş bilen birge, nöbeti çet elde faaliyet kılı vatkan teşkilatlarının İslam Hemkarlık Teşkilatı, Dünya Müslüman Alımlar Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı Katarlık Teşkilatlardan aktif paydalanışının yolları ve hazırgıcı halk diplomatisi faaliyeti de kolu keltürgen tecrübeler hakkıda toxtaldı. Arkadan Doktor Erkin Ekrem Efendi özgür vatkan halkara vaziyette Şarkı Türkistan meselesi ve Xitay temesi de söz kılıp, nöbetteki vaziyetten kandak paydalanış hakkıda tepsili toxtaldı. Keyin Şivisiya Uyghur Ma'arif Uyuşması Taşkı Münasifetleri Bölümü Mesuli Nijat Turgun Efendi, Garip devletlerde kılışkı tegişlik teşkili hizmetler hakkında tepsili toxtalgan deyken, her kaysi teşkilatlarda sadır bulu vatkan ufkum işildiştiki hatalıklarına mı çukum tüzdülüşü gerekliğine tekitledi. Arkadan kızgın müzakere saati başlandı ve mihmanlar oturgu koygan xilmi-xil suallarga cevap verildi. Yığının ikinci günü birinci bölümüge Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közdüş Cemiyeti Reisi Nurmuhammed Türkistani Efendi riyasetçilik kıldı. Yığın Abdullah Arman'ın Kur'an tilaveti bilen başlanğan deyken, aldı bilen Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Muavin Reisi Ustaz Abdusalam Alim söz kılıp, İslami nukti nazardan Şarkı Türkistan davası temisi de toxtaldı. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Muavin Reisi ve jurnalist Sıracıdın Azizi Efendi söz kılıp, Şarkı Türkistan davasının kızıl sızıkları ve özgermez prensipleri temesi de toxtaldı. Keyin Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reisi Doktor Ataullah Şahyar söz kılıp, Milli Medeniyet ve Mevcutlıkını Koğdaşının Şarkı Türkistan davasındaki ehmiyeti temesi toxtaldı. Arkadan cemaat erbabı Abdüqadir Yapcan Efendi söz kılıp, Şarkı Türkistan davasının ötmüşü ve kelajiki temesi toxtaldı. Keyin yazgıcı ve doktorant Abdurrahim Devlet Efendi söz kılıp, Şarkı Türkistan davası ve ahdi ruhi temesi toxtaldı ve emeli misallar arqalıq köpligen meselelerini yürütüp verdi.
Arkadan İHA İnsani Yardım Mahpisi Mesullerinden Yusuf Bilgin Efendi söz kılıp, Cemiyet Reisi Bülent Yıldırım'ın salamını yetküzgendiyken, bu katımlık yığılışının muşimliği ve ufukluk buluşuğu çilektaşlık bildirdi. Kiyin Halık Diplomatisi Mutakassisi Mustafa Tutkun Efendi söz kılıp, Halık Diplomatisi ve Halık Aradı Hukuk Görüşü temisi toxtaldı. Arkadan Dünya Müslüman Alımlar Birliği ve Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşıgari söz kılıp, Siyasi Güreş Ehdinamesi temisi toxtaldı. Kiyin Uyghur Tetkikat İnstitutu Tetkikatçisi Adilcan Er Uyghur, Tuyğudaşlık ve Şarkı Türkistan Davayımız temisi toxtulup, Tepsili misallar arkalık dava yolumuzdaki artıkçılıklar ve kemçilikler katarlık temelerini yürütüp verdi. Arkadan Kahramanmaraş Sütçi İmam Üniversitesi okutukçisi Doktor Alimcan Buğda söz kılıp, Şarkı Türkistan davasıydı Maarif Hareketi temisi toxtulup, Türkiye'de ve dünyada Şarkı Türkistan davasının küçülünüşü üçün ciddi hız koşkan ve künsürü terakki kılıvatkan Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin kuruluş baskıcı ve nimi üçün kayısı nişan asasıda kurulgallıkını, bunun pekatlı bir cemiyet emeslikini, belki Şarkı Türkistan'ın müstakillikini kolgu kirgüzüşke ilip baradığan barlık hizmetlerini kılıdığan bir hareket işgellikini tepsili tunuşturup ötdi. 14-cü növetlik Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık Uçuruşu ve 5-cü növetlik Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası intayin zic ve muhim temalar bilen devam kılmaqda. Etki haberimizde devamlı huzurunlarla sunumuz. Japonya'da Xitayning cinayetlerini tanıştırış devam kılmaqda. 30-cı sentabr Japonya Uyghur Cemiyetinin oralaştırışı bilen Japonya parlamentida lager şahidi Qalbinur Sidiq xanım qatarlıqlarının qatnışışı bilen Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğınçılıq cinayetini paş qılış guvahlıq yığını ötküzülgendiyken 52 yakın muhbirlarının qatnışışı bilen akbarat ilan qılış yığını ötküzülgen ve ayrım-ayrım 9 kanalının ziyaretini qubul qılgan. 1. Oktyabr günü yana Japonya Uyghur Cemiyetinin oralaştırışı bilen Japonya'daki Uyghurlar ve Uyghur dostu Yapullarının katnışı bilen Xitayının cinayetlerine karşı 2 saatlik keng kölemlik narazılık namayışı ötküzülgen bulup Tokyo köçelerde 2 saatten köpürek yürüyüş kılgan. Arkadan yana Japonya'daki muşim kanallarının biri bolgan Abima kanalının ziyaretini kubul kılgan lager şahidi Qalbinur Sidiq xanım qatarlıqlar Xitay tajavuzçilerinin yakında dünyaya aşkarlanıp getip qattıq qulguluk qozgan saqçı hüccetini asas kılgan halde ötküzülgen söhbetki qatnaşdı. Ve Xitayının cinayetlerini tepsili tunuşturdu. Şunlarla Uyghur halkının Japonya'dan kütüdüğen taleplerini utturgu koydu. Xitay Şarkı Türkistan'ı bulan talan kılıç türünü köpeytti. Xitay bu yıl Şarkı Türkistan'ın tokeni Chongqing'a yetkizish namida tabiiy baylıqlarını bulantalan qilish uchun 3-cü qatimliq yeni turni boshlagan. Xitay tashviqat organlarining xabarida bildirilishicha Xitay rejimi G'arbning gazini Sharqqa yetkizish 4-cü liniyasi turlarida ish boshlash marosimini 28-cı sentabr Ürümqide silliq yig'in tariqasida o'tkazgan bo'lib, marosimga Mashingroy qo'rchoq amaldorlardan Erkin Tunyas qatorliklar qatnashgan. Xabarda qayd qilinishicha Sharqi Turkistonda shu kuni ish boshlangan ikki cho'ng turining biri bo'lgan atalmish Xinjiangning tokini Chongqingga yetkazish yurishlashgan tok manbasi turida asosliqi necha million kilovatlik yuqori unumlik darajadan tashqari kritik vositalik havo orqali sovutiladigan ko'mir yiqilg'uliq generatorlar guruhi va yondosh aslahalar qurildi ekan. Qurilish bitib ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin har yili yangidan 24 milliard 900 million kilovat soat yashil tok ko'paytirilib bo'ladi ekan. Atalmış G'arbning gazini sharqqa yetkazish 4-cü liniyasi turida asosliqi 1745 km uzunlikda gaz yetkazish turubi yo'li yasaldigan bo'lib, bu gaz turubisi Gansu Ningxiadan o'tadi ekan. Bu qurilishni 2024 yili ishlab chiqarishga kirishtirish mo'ljallangan. Bildirilishicha bu yil ichida Sharqi Turkistonda o'tkazilgan muhim zo'r turlarni 3-cü qatim o'rinlashtirish yig'inida Qumul, Turpan, Korla, Qashqar qatorliq muhim zo'r tur qurilishi ahvoli to'g'risida doklad berilgan. Ma'lum bo'lishicha yaqindan beri Xitoy o'lkalaridagi tok kamchiligi bo'lish ehtiyojini qamdash maqsadida Sharqi Turkistonda ko'mir orqali tok chiqarish o'rinlarini kengaytirib Sharqi Turkistonning elektr energiyasini Xitoyga to'shishni tezlatgan va buning uchun Sharqi Turkistonning janubidagi elektr energiyasini tanishib, iqtidorini 1 million 800 ming kilovat oshirgan. Shundoqla 186 turlik tok to'xtatish planini kuchaytirib, elektr tori sirtqi yetkazadigan tok miqdorini 300 million kilovat soat ko'paytirgan.
aldınqı mezgillerde Xitay Avustraliyadan zor miqdarda kömür import qılıdığan bolup, Avustraliyanı cezalaş maqsadida qollanğan import çeklemesi sebeplik Xitayning bir neçe ölkəsində iğir tok toqtab qılış hadisesi yüz bergen. Tokning tennarxımı eşip tok bilen təminleyelmeslik əhvalığı duş kelgen. Bu sebeplik Xitay kömür ihtiyacını qamlaş üçün Şərq Türkistan'da izgil devamlaştırıvatqan irqi qırğınçılıq cinayetigi mas halda bulan talan qılışını mı küçə etgen. Xitayının kesellerini davalamay taşlıv etkenliki aşkarlandı. Xitayının atalmış yukumlu nölgü çürüş bahanesi bilen Şərq Türkistan'da icra qılıvatqan aç qoyup qırğın qılış cinayeti xalqaradı kündürtipki kelgendiyken, Xitay rejimi devam qılıp gelgen adeti boyuca xalqara cemiyetinin közünü boyaş üçün real vəziyyətinin əksice yalğan təşviqatlarını davamlaştırmaqda. Amma Şərq Türkistan xalqı xətərgi təvəkkül qılıp, Xitayının nəçimin pidailarını işqisilip, keselinin aldını aldıq və davalıdıq digən təşviqatlarının yalğan işgəllikini aşkarıldı. 2. Oktyabr tarqalğan bir sında məlum doktorxandı yetivatqan yaşanğan Uyğur ər ayal körüstülgən bolıp, Sınğa alğıcı anısı və dadısının kesel səbəblik tamaq yiyelmigəllikini, özünün mü gelidin tamaq ötmigəllikini, doktorlar onlarının yaxşılınıp qalğallıqını, etqallıqını, amma keselinin iğırlıqı səbəblik tamaq yiyelmeydiğen halet kikilip qalğallıqını, Xitay bu doktorxanını yaxşı davalaydı dəb təşviq qılığını bilən, keselini davalamay taşlap qoyup, ülümlü kütüşkü məcburluğallıqını aşkarlıqan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy atalmış yuqumni nolga tushirish nomida ijro qilgan qamalni texicha amaldan qoldirmagan. 2. Oktyabr ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan Xuljining navbatdagi ahvoli oshkorlangan bir sinda aytilishicha, garchi Xitoy muxbirlarga qamalni tadrijiy amaldan qoldirganligini aytgan bo'lsa-mu, biroq 1. Oktyabr kunigacha qamalni bo'shatmagan. Afganistan hükümeti Xitayning talabini rad qildi. Xitay Talibanlar Afganistan İslam Emirligini qurgan 1 yildan buyon diplomatik aloqasini qattiq kuchaytirgan bo'lsa-mu, ammo Taliban hükümeti Uyg'ur muhojirlarini Xitoyga o'tkazib berish talabini rad qilgan. Yangi Akit gazetining 27 sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitay rejimi Afganistan İslam Emirligidan talab qilgan Uyg'ur muhojirlarini o'tkazib bermaganligi sababli Xitay Amerika Afganistan'dan çıkıp ketgandan keyin Afganistan'ga va'da qilgan mablag' selishni vaqtincha to'xtatgan bo'lsa-mu, ammo Afganistan Islom Amirligi Xitayning ziyonkashligidan panohlangan Uyg'urlarni Xitoyga bermaslikda ching turgan. MEPA xabarlarining oshkorlashicha Afganistan savdo-sanoatchilar birlashmasining muavin raisi Han Kan Kozay Xitoyga munosabatli qilgan bayonotida nurg'un Xitoy shirkatlari kelib biz bilan so'zlashdi. Izdangandan keyin yo'qib ketdi. Bu kişini ümitsizlendirdi degan. Hankan Kozay Xitayning salmoqchi bo'lgan mablag'ini vaqtincha to'xtatishdagi sababni tushuntirib, keskin holda Afg'oniston Islom Amirlik hukumatı bu davlatda panohlangan Uyg'ur musulmonlarga qarshi Xitayning talabi bo'yicha ish qilmadi. Buningdan keyin mu shundoq bo'ladi degan iboralarni ishlatgan. Xitay Afg'oniston Islom Amirligi bilan faqat miskan etish uchun 3 milliard dollarlik kelishim tuzgan. Bu xildeki nurg'un kelishim texicha ishqa oshmagan bo'lib, ijro qilinishini kutayotganligi ta'kidlangan. Xitoy yaqinda kelishimning ijro qilinishi uchun Afg'oniston Islom Amirligidan Uyg'urlarga qarshi har xil tadbirlarni qo'llanishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 1996-yildan 2001-yilgacha bo'lgan oraliqda Xitoy Talibanlarga yuqoriqiga o'xshash nurg'un shartlarni qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Islom Amirlik hukumatı Xitoyning Uyg'urlar haqidagi talabini qabul qilmagan. Xitoyning mablag' selish planimi ishqa oshmagan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.